Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Sınıf Ünite Özetleri 1. Ünite Allah Celle Celaluhu İnsan İlişkisi Allah Celle Celaluhu inancının insan hayatındaki yeri ve önemi Allah Celle Celaluhu inancının inanç esaslarının başında geldiğini belirttik. Allah Celle Celaluhu'ya iman, yaratılışımızın en önemli gayesidir. Allah Celle Celaluhu inancı, insanın anlam arayışına bir cevaptır. Bu inanç sayesinde kainatı, yaratıcımızın bir eseri ve onun varlığının kanıtları olarak okuyabiliriz. Allah Celle Celaluhu'ya inancımız, davranışlarımızı güzelleştirir. Allah Celle Celaluhu'nun varlığı ve birliği konusunda akli ve nakli deliller. Allah Celle Celaluhu'nun varlığı ve birliğini anlayabileceğimiz akli ve nakli delilleri örnekler üzerinden çözümlemeye çalıştık. Yerlerde ve göklerdeki muhteşem işleyişi konu edinen ayetler üzerinde düşünen bir insan, Allah Celle Celaluhu'nun varlığı ve birliğine kolayca ulaşabilir. Gaye ve nizam delili üzerinden her varlığın yaratılışının bir amacı olduğu ve kainatta mükemmel bir nizamın olduğunu gördük. Bu gerçek canlı cansız tüm varlıklara bir amaç belirleyen ve bir düzen verenin olduğunu gösterir. Aynı zamanda Allah Celle Celaluhu'nun birliğinin de ispatıdır. Ondan başka ilahlar olsaydı her biri müdahale edeceğinden görünen bu nizam ve intizamda mümkün olmayacaktı. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını öğrenmenin onu doğru ve gereği gibi tanımamız için gerekli olduğunu öğrendik. Allah Celle Celaluhu'yu doğru ve gereği gibi bilmek ise sağlam bir inancın ön şartıdır. Allah Celle Celaluhu'nun sanatlı eserleri onun isim ve sıfatlarının yansımalarıdır. Tüm mevcudat isim ve sıfatları gösteren aynalardır. Bu aynalarda tecelli eden fiiller Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarına ulaşmamızı sağlar. Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimleri demek olan Esma-i Hüsna'dan Kayyum, Müheymin, Halık, Bari, Musavvir, Muhyi, Rezzak, Vahid ve Rahman isimlerinin anlamlarını öğrendik. İnsanın özellikleri Rabbimizin bizi en güzel biçimde yarattığını, diğer varlıklardan üstün kıldığını, yerlerde ve göklerde ne varsa hepsini emrimize amade kıldığını öğrendik. Allah Celle Celaluhu insanı halife kılmış, ona ağır bir sorumluluk yüklemiştir. İnsan başı boş bırakılmamış, peygamberler ve ilahi mesajlarla bilgilendirilmiştir. İnsanın Allah Celle Celaluhu ile irtibat yolları, insanın Allah Celle Celaluhu ile irtibatını başlıca dua, ibadet, tövbe ve Kur'an okuma ile gerçekleştiğini fark ettik. Allah Celle Celaluhu'nun varlığını ve birliğini kavrayan, isim ve sıfatlarıyla onu daha yakından tanıyan insan, elbette kendisini yaratan Rabbi ile iletişim kurmak isteyecektir. Rabbine şükrünün gereği olarak dua, ibadet, tövbe ve Kur'an okuma yolları ile yaratıcısı ile yakınlaşacaktır. Rum Suresi 18'den 27'ye kadar olan ayetlerde verilen mesajlar. Rum Suresi'nde ağırlıklı olarak Allah Celle Celaluhu'nun varlığının ve birliğinin kanıtları olarak nitelenen örnekler verilmektedir. İnsanın bunlar üzerinde düşünmesinin istendiğini belirtmiştik. Tüm varlığın kendileri için belirlenmiş gayeleri gerçekleştirmekle Allah Celle Celaluhu'nun hükmü ve iradesi altında olduğunu gösterdiğini değerlendirdik. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmış, her an yaratmaya devam etmektedir. Tüm varlıklarda görünen değişim ve yenilenme bunun en önemli göstergesidir. Bu değişim ve yenilenme insanın ölümünden sonra yeniden diriltilmesinin de delili olarak verilmiştir. 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Soru 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Allah Celle Celaluhu inancının insan hayatındaki yeri ve önemine dair doğru bir bilgi değildir? Doğru cevap D. Allah Celle Celaluhu inancının sağladığı huzur ve güven insanı rahatlatarak tembelliğe sevk eder.
Soru 2. Kainatta gözlemlenen harikulade amaç ve düzen bir düzenleyici olduğu sonucunu çıkarmamızı gerektirir. Yukarıdaki cümle hangi akli delilin tanımıdır? Doğru cevap B. Gaye ve nizam delili. Soru 3. Her eserin bir ustası, her resmin bir ressamı, her yazının bir yazarı vardır. Hiçbir şey tesadüfen kendi kendine meydana gelmez. Örneğin defterimizi ve kalemimizi masanın üzerine bırakıp ödevimizin kendi kendine olmasını ümit etmeyiz. Dağınık bir vaziyette bulunan odamızın açık pencereden esen bir rüzgarla düzenli hale gelmesini beklemek de oldukça gülünç bir durumdur. Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç hangisidir? Doğru cevap A. Kainat, büyük bir aklın ve bilinçli bir tasarımın ürünüdür. Soru 4. Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap C. Esma-i Hüsna. Soru 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Sadakallahu'l-Azim. Ali İmran Suresi 6. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Sadakallahu'l-Azim. İnfitar Suresi 6'dan 8'e kadar olan ayetler. Yukarıdaki ayetler Allah Celle Celaluhu'nun hangi ismiyle alakalıdır? Doğru cevap D. Musavvir. Soru 6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın, yaratılmışların en şereflisi, eşref-i mahlukat olarak nitelenmesine sebep olan insanın üstün yönlerinden bahsetmemektedir? Doğru cevap C. Bismillahirrahmanirrahim. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onun karşılığını görür. Sadakallahu'l-Azim. Zilzal Suresi 7 ve 8. Ayetler. Soru 7. İnsanın Allah Celle Celaluhu'nun yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp ona yalvarması, şükretmesi, onu övmesi ve Allah Celle Celaluhu'yla her an beraber olduğunun bir göstergesi olarak onunla iletişim kurma eylemi. Yukarıdaki paragrafta tanımı verilen kavram Allah Celle Celaluhu ile irtibat kurma yollarımızdan hangisidir? Doğru cevap B. Dua. Soru 8. Kur'an okuma ile ilgili kavramlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Doğru cevap D. Kıraat, tilavet. Soru 9. Rum Suresi 18'den 27'ye kadar olan ayetlerde ağırlıklı olarak hangi konudan bahsedilmektedir? Doğru cevap A. Allah Celle Celaluhu'nun eşsiz yaratma sanatının örnekleri gözler önüne sunulmaktadır. Yerlerin ve göklerin yaratılışı, insanın yaratılışı, yağmurun yağdırması gibi olaylardan insanın dersler çıkarması istenmektedir. Soru 10. Rum Suresi 19. ayette, İşte siz de böyle çıkarılacaksınız denilerek insana yeniden dirilişin akla uzak olmadığını anlatmak için hangi örnek verilmektedir? Doğru cevap C. Yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İkinci ünite, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik. Kur'an-ı Kerim'de gençlerle ilgili ayetler.
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden övgüyle bahsedilen gençlerin örnek yaşamları ve üstün ahlaklarından bahsedilmektedir. Bir tevhid eri olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın putperestlikle mücadele azminden, bir iffet abidesi olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın onurlu tavrından, Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızları arasında geçen haya sembolü diyaloglarından, Allah Celle Celaluhu'ya adanmış bir hayatla örnek olan Hazreti Meryem'in üstünlüğünden, imanlarını hiçbir şeye değişmeyen yedi güzel adamın Ashab-ı Kehf'in etkileyici hikayesinden övgüyle bahsedilmiştir. Bu gençlerle ilgili ayetlere örnekler verdik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gençlik yıllarındaki erdemli davranışları. Mekkeliler doğruluğundan asla şüphe etmedikleri bu asil ve tertemiz gence emin dediler. Onu Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed diye çağırdılar. Çünkü o asla yalan söylemezdi ve asla emanete ihanet etmezdi. Çalışmayı çok sever, başıboş dolaşmayı sevmezdi. Kötü alışkanlıklardan ve cahiliyenin çirkin adetlerinden uzak durmuştu. Rabbimiz elçisini gençlik döneminde de gösterdiği üstün ahlakıyla tüm insanlığa, özellikle de gençlere en güzel örnek olarak nitelendirmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile genç sahabiler arasındaki iletişimi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençleri ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmeleri yönünde teşvik etti, cesaretlendirdi, samimiyetle ilgilendi, onları hafife almadı. Yeri geldiğinde başkomutanlık gibi önemli bir vazifeyi henüz 20 yaşındaki bir delikanlıya verdi. Böylelikle ilimde, eğitimde, idarecilikte, askerlikte, ticarette vesaire pek çok alanda çok iyi yetişmiş ve insanlığa örnek olacak bir nesil ortaya çıktı. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özellikleri. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ilim, cömertlik, kahramanlık, sadakat, vefakarlık ve benzeri yönleriyle üstünlüğü Müslümanların tümünün ittifakıyla kabul edilmiştir. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh, ruhu hidayetle dirilmiş davetçilerden sadece biriydi. İslam'ın ilk öğretmeni Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, genç komutan Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, genç bir yönetici Muaz bin Cebel radıyallahu anh, genç bir alim Hazreti Ayşe radıyallahu anha, genç bir anne Hazreti Fatıma radıyallahu anha, sorumluluk sahibi bir genç Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha, genç bir diplomat Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh, örnek aldığımız genç sahabilerden bazılarıdır. Ali İmran Suresi 159. ayette verilen mesajlar. Kaba ve katı kalpli bir kimse muhataplarında nefret uyandırır. İnsanlar böyle bir kimseyi dinlemek istemezler ve onun arkadaşlığına katlanamazlar. Sevecen ve merhametli bir yaklaşım ise insanların kalplerini kazanmanın en etkili silahıdır. Alemlere rahmet, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yumuşak davranmakla Müslümanların gönüllerini fethetmişti. Sahabiler adeta bir pervane gibi çevresinden ayrılmıyorlar, onun gözünün içine bakıyorlardı. Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsına tüm Müslümanlara danışarak iş yapmayı istişare emretmiştir. İkinci ünite, ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden övgüyle bahsedilen genç veya gençlerden biri değildir? Doğru cevap C. Samiri. Soru 2. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi.
O da batınca kavmine dönüp, ''Ey kavmim, ben sizi Allah Celle Celaluhu'ya ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.'' dedi. ''Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşanlardan değilim.'' Sadakallahul Azim. En'am suresi 76'dan 79'a kadar olan ayetler. Yukarıdaki ayette yer alan konuşma cümleleri kendisine ait olan, içinde yaşadığı toplumun hakikati görmesi için düşünmelerini isteyen ve bunun için yıldızlara, aya ve güneşe bakarak bunların ilah olup olamayacaklarını sorgulayan, günün bir vakti görünüp sonra bir bir ortadan kaybolan, bu cisimlerin tanrı olamayacaklarını ifade eden genç kimdir? Doğru cevap B. Hazreti İbrahim aleyhisselam. Soru 3. Dürüstlüğü, doğru sözlülüğü, emanete hakkıyla sahip çıkması ve benzeri özellikleriyle pırıl pırıl bir genç olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığı toplumda hangi isimle çağrılıyordu? Doğru cevap A. Emin. Soru 4. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendine rehber edinen bir genç aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olamaz? Doğru cevap C. Haksızlıklar karşısında sessiz kalarak menfaatlerini korumasını bilir. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerle iletişimine dair yanlış bir bilgidir? Doğru cevap D. Gençlerin sadece İslami ilimler alanında yetişmelerini öğütlemiştir. Soru 6. Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden 4 kişiden biridir. 2. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in oğludur. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadıdır. 4. İslam halifelerinin ilkidir. 5. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinde Mekke'de onun yerine kalmıştır. Doğru cevap C. 1, 2, 3, 5. Soru 7. Ruhu hidayetle dirilmiş davetçilerden sadece biriydi. O henüz 17-18 yaşlarında bir delikanlı, gönlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkı ile dolmuş, cesur ve fedakar bir yiğit, evi kendisiyle beraber inanmışların sığınağı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini kana kana içtikleri bir çeşme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıktan davetine bu dinin sahibinden henüz izin çıkmadığı yıllar, Müslüman Müslümanlar bu evde gizlice buluşup İslam'ı öğreniyorlar. Yukarıdaki paragrafta bahsedilen genç sahabi kimdir? Doğru cevap A. Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu anh. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi genel nitelikleri verilen sahabilerden biri değildir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'ye öğretmen olarak göndermiş, böylelikle İslam'ın ilk öğretmeni unvanına kavuşmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ağabeyidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenler arasındaydı. Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskıları artınca Habeşistan'a hicret eden ikinci grupta yer aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu ikinci Habeşistan kafilesine başkan olarak görevlendirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in İslam'a teslimiyetinden sonra onu Yemen'e, Yemen'in en güzel bölgelerinden biri olan Cennet bölgesine gönderdi. Onlara Kur'an okutacak, İslam'ı öğretecek, İslam'ın hükümlerini uygulayacaktı. Orada hakimlik görevini üstlenecek, aralarında çıkan problemleri İslami hükümlere göre çözecek, insanların İslam huzuruyla yaşamasını temin edecekti. Yine emrindeki görevlilerle zekatları toplayacak, verilmesi gereken yerlere dağıtacaktı.
Allah Celle Celaluhu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetinin önünde engel olarak gördüğü Bizanslılarla savaşmak üzere bir ordu hazırlamasını emretti. Ordunun başına da onu komutan olarak atadı. Doğru cevap C. Halid bin Velid radıyallahu anh. Soru 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sen onlara sırf Allah Celle Celaluhu'nun lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah Celle Celaluhu'ya güven. Doğrusu Allah Celle Celaluhu kendisine güvenenleri sever. Sadakallahul azim. Aşağıdakilerden hangisi ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Doğru cevap A. Kaba ve katı yürekli bir insanın başka iyi yönleri olabilir. Soru 10. Aşağıdaki tanımlardan hangisi istişare kavramını tanımlamaktadır? Doğru cevap D. Görüş alışverişinde bulunma, fikir alma, danışma. 3. Ünite. Din ve hayat. İslam dininin aile kurumuna verdiği önem. Allah Celle Celaluhu insanı erkek ve kadın olarak yaratmış ve birbirlerine karşı içlerine sevgi ve merhamet duygusunu yerleştirmiştir. İslam dini erkek ve kadının birbirine karşı beslediği sevgi duygusunu helal yollardan yaşaması için evlenerek yuva kurmalarını ve hayatı paylaşmalarını tavsiye eder. İslam'a göre evliliğin psikolojik, fizyolojik ve sosyal pek çok fayda ve nimetleri vardır. Evlilikle birlikte eşler sevme ve sevilme ihtiyacını karşılar, birlikte güven içinde olurlar, korunma ve dayanışma duygusunu yaşarlar. İslam dini aile kurumuna büyük önem verir. Buna göre evlilik, aile, miras, boşanma, anne, baba, eş ve çocukların hakları gibi pek çok konu Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alarak Allah Celle Celaluhu tarafından belirlenmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunları ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. İslam dininde karı ve kocanın birbiri üzerinde hakları olduğu gibi birbirine karşı bazı sorumlulukları da vardır. Eşler bu haklarını bilmeli ve saygı göstermeli, aile hayatlarını güzelleştirmeli ve kolaylaştırmalıdır. Aile içindeki bağlar saygı, sevgi, merhamet, fedakarlık, sadakat, güven, sabır, şefkat, anlayış gibi ilkeler üzerine inşa edilir. Aile bireyleri yardımlaşma ve dayanışma bağlarıyla birbirlerine bağlı oldukları gibi sevgi, şefkat ve koruma gibi duygusal bağlarla da birbirine bağlıdır. Anne ve baba çocuklarını maddi, manevi, dini, milli ve kültürel olarak çocuklarını hayata hazırlamalıdır. Çocuklar da anne ve babalarının maddi ve manevi desteklerini unutmamalı, onlara karşı minnettar olmalıdır. En önemlisi dini iyi öğrenmeli, güzel ahlaklı olmalıdır. Aile içinde kendine verilen görevleri yerine getirmeli, aile büyüklerine ve akrabalarına saygılı olmalıdır. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkileri. Din, kültür ve sanat arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bir medeniyetin inşası için dil, din, örf ve adet gibi bazı temel unsurlar vardır. Her toplumun kendine özgü bir medeniyet inşa eder. Müslüman toplumlarda kendine özgü bir medeniyet inşa etmiş ve bunun temeline de Kur'an ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini koymuştur. İslam dini, kültür ve sanat ilişkisinin mahiyetini belirlemiş, Müslüman toplumlarda buna göre İslam medeniyetini oluşturmuşlardır. İslam dini temelde kendi inanç, ibadet ve ahlak prensipleriyle hareket edilmesini emrederken, İslam'ın yasaklamadığı alanlarda da gelişmesine izin vermiş, hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi sanat dallarının da gelişmesine yardımcı olmuştur. İslam medeniyeti bu özelliği sayesinde çeşitli zenginlikleri içinde barındıran bir kültür ve medeniyet inşa etmiştir. İslam dini her işimizin güzel ve özenli olmasını tavsiye etmiştir. İslam medeniyeti hayatın farklı alanlarında ortaya çıkan mimari, edebiyat, musiki, hat, tesif ve minyatür gibi bazı sanatların oluşmasında ve gelişmesinde İslam dininin büyük rolü vardır.
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımı ve çözüm önerileri. Çevre, canlı cansız tüm varlıkların bir arada bulunduğu ve birbirini olumlu veya olumsuz etkilediği, güzelleştirmek ve imar edilmek üzere insanlara emanet edilmiştir. Allah Celle Celaluhu çevreyi insana emanet etmiştir. Çünkü varlıklar içinde evreni en iyi algılayabilen ve hakkında düşünceler üretebilen tek akıllı varlıktır. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu doğayı ve içindeki canlı cansız her şeyi insanın sorumluluğuna vermiş ve emanetinde de sorumlu tutmuştur. İslam dinine göre içinde bulunduğumuz çevre ve içindeki doğal kaynaklar, hava, toprak ve su sadece insana ait değildir. Doğal kaynaklar içindeki tüm canlıların ortak malıdır. İnsanoğlunun bunları sınırsız bir şekilde kullanım hakkı yoktur. İslam'a göre insan çevreyi kullanma bilincine sahip olmalıdır. Buna göre Kur'an, insanın çevre ile ilişkini ölçü, denge, emanet, adalet, sorumluluk ve israf etmeme gibi bazı ahlaki temeller üzerine kurmuştur. İslam dini ve sosyal değişim arasındaki ilişki. Toplumsal hayat dinamik bir yapıya sahiptir ve sürekli bir değişim halindedir. Değişen koşullara, ihtiyaçlara bağlı olarak onlara uyum sağlamak için tutum ve davranışlar da değişir. Toplum her gelişme ve değişimi yönetecek ve onu iyiye yönlendirecek bilgi ve güce sahip olmalıdır. Sosyal değişimin ekonomik, dini, siyasi, kültürel, teknolojik ve coğrafyaya bağlı pek çok sebebi vardır. Din ve toplum karşılıklı etkileşim halindedir. Din nasıl insan ve toplum hayatında köklü değişiklikler yapıyorsa, sosyal değişimler, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, şehirleşme, siyasi ve ekonomik yapılar ve kültürel farklılaşmada dinin anlaşılması ve hayata geçirilmesinde bazı değişikliklere neden olur. Din ortaya koyduğu yeni değerler sebebiyle toplumdaki sosyal değişimin temel faktörlerinden biridir. Dindeki inanç, ibadet ve ahlaki kurallar sosyal değişimi sağlayan ana unsurlardır. İslam dini, inanç, ibadet ve ahlak esaslarına uygun olan her gelişmeyi ve değişimi onaylamış, akla, cana, mala, nesle ve dine zarar verecek her değişimi de yasaklamıştır. İslam dininin iki kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve hadislerde her şeyin çözümü bulunmaz. Fakat İslam'ın temel ve genel ilkeleri, haram ve helal bellidir. Müslümanlar yeni karşılaştıkları değişimlerin neden olduğu problemleri Kur'an ve sünnet ışığında zaman ve çevre şartlarını da göz önünde bulundurarak içtihat yoluyla çözmelidir. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkeleri. Ekonomi, insanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasına denir. İslam dini her alanda olduğu gibi ekonomik hayat içinde bazı düzenlemeler yapmış, insanın çalışmasını ve emeğinin karşılığını yemesini tavsiye etmiştir. İslam ahlakı, ekonomik ilişkilerde önceliğin helal kazanç olması gerektiğini vurgular. Kul hakkını gözetmek, infak etmek, zekat ve sadaka vermek, paylaşmak, işçinin işini güzel yapması, işverenin de işçiye haksızlık etmemesi İslam'ın ekonomik ilişkilere koyduğu sınırlardır. Sosyal denge ve adalet bu sınırlar gözetilirse sağlanır. Aksi halde toplumda güvensizlik oluşur, gelir ve servet dengesi sağlanamaz. İslam'ın ekonomik ilişkilerde önem verdiği diğer konular ise Müslüman'ın cömert, kanaatkar, tasarruf sahibi ve paylaşımcı olmasıdır. İslam dini Müslümanların ekonomik ilişkilerinde de doğru, dürüst, güvenilir, adil ve yardımsever olmasını emreder. İslam dini kişinin kendi emeğiyle kazandığı malı överken hibe, miras, zekat ve nafaka yoluyla mal edinmesini helal görmüştür. Müslümanlar rızkın helal ve temiz olmasına özen göstermeli, kul hakkını gözetmelidir. Hırs ve açgözlülükle kazanç elde ederek rızkına haram bulaştırmamalıdır. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkeleri. İslam dininde sosyal adaleti anlamak için dinin evren, toplum ve insan hakkındaki görüşlerini bilmek gerekir. İslam hukuk, ahlak ve toplumsal dengenin temelini teşkil eden bazı emir ve yasaklar koyarak toplumda adaleti sağlamayı hedefler. İslam dinine göre sosyal adaleti sağlamak için insanlar aşırılıktan kaçınmalı ve israf etmemelidir. İsraf İslam'ın temel yasaklarından biridir.
biridir. İslam'ın iktisat düşüncesinde israf ve aşırı tüketim mevcut değildir. Bundan dolayı İslam harcama ve tüketimde dengeli olmayı emretmiş, cimriliği de yetersiz tüketimi yasaklamıştır. Sosyal adalet İslam'ın öngördüğü temel toplumsal hedeflerin başında gelir. İslam zekat, sadaka, kurban, fıtır sadakası, karz-ı hasen, güzel ödünç verme gibi ibadetlerle toplumda sosyal adaleti ve refahı sağlar. Ali İmran suresinin 103'ten 105'e kadar olan ayetlerinde verilen mesajlar. İslam dini toplumun birlik ve beraberliğine önem verir ve bu konuda namaz ve hac gibi ibadetlerle Müslümanların bir arada bulunmasını sağlar. Cemaatle kılınan namazlar ve hac ibadeti Müslümanları bir arada tutar ve bir topluluk bilinci oluşmasına katkıda bulunur. Bölünmemiş veya ayrılık tohumları ekilmemiş topluluklar maddi, manevi, sosyal, siyasi ve ekonomik baskılar karşısında daha güçlü olur. Diğer taraftan fitne ve fesatla parçalanmış toplulukların kendi dini ve milli kimliklerini korumaları zorlaşır. Allah Celle Celaluhu bir toplumun bölünmeden ve ayrılığa düşmeden devam edebilmesi için bazı kurallar koyar. İslam'a göre bu kurallardan biri toplumun içinde insanları hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran, insanları İslam'a davet eden bir topluluğun bulunmasıdır. Bu görevi yerine getiren kişiler toplumda sosyal denetim ve uyarı görevini yaparak insanlara öğütlerde bulunur. Onların birlik ve bütünlüğünü koruyarak parçalanmasını engeller. Üçüncü ünite ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin evlilikle ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir? Doğru cevap C. Toplumda tek düzen oluşturmak. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi karı ve kocanın sorumluluklarından biri değildir? Doğru cevap D. Karı ve koca mahrem yaşantılarını en yakın akrabalarına söylemelidir. Soru 3. Bismillahirrahmanirrahim. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Sadakallahul azim. Lokman suresi 14. ayet. Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Doğru cevap C. Çocukların anne ve babaya karşı görevleri. Soru 4. İslam dininde eşyada asl olan mübah olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi 6 çizili cümleyi doğru olarak açıklamaktadır? Doğru cevap B. İslam'da haram olmayan şeyler mübahtır. Soru 5. Bismillahirrahmanirrahim. Göğü Allah Celle Celaluhu yükseltti ve mizanı dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Sadakallahul azim. Rahman suresi 7 ve 8. ayetler. Yukarıdaki ayette dikkat çekilmek istenen konu aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap A. Ekolojik denge. Soru 6. Arapçada altınla yapılan süslemeye nokta nokta denir. Bu sanatla uğraşan kişiye de nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğru cevap B. Tezhip, müzehip. Soru 7. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Mimar Sinan'a ait değildir? Doğru cevap C. Tac Mahal. Soru 8. Aşağıdaki eserlerden hangisinde eser ve yazar eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Doğru cevap A. Yusuf Has Hacip Divan. Soru 9. Sosyal adalet, sosyal sınıflar arasındaki iktisadi dengesizliğin giderilmesi, iktisadi bakımdan zayıf durumda bulunan sosyal sınıfların diğer sosyal sınıflara karşı korunması olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, İslam dinine göre iktisadi dengeyi bozan bir davranıştır? Doğru cevap C. İsraf.
Soru 10. İslam insanların mal mülk sahibi olup zengin olmasını ister fakat bunların bir kişinin elinde toplanmasına karşıdır. Bu sermayenin dolaşıma girmesini teşvik eder. Bu cümleyi en iyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D. Bismillahirrahmanirrahim. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin. Sadakallahülazim. Haşr suresi 7. ayet. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.